arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle önümde gördüğünüz bu güzel yeleğimizi çalışacağız yeleğimizin yapımı oldukça kolay iki sıradan oluşmakta bir sıra sık iğne bir sıra trabzanla bu modelimizi örüyoruz ve böyle güzel bir sonuç ortaya çıkıyor yeleğimiz bir bir buçuk yaş grubuna uygun bir yelek şimdi ölçülerine bakalım en üst kısımdan ölçüyorum en alt kısma kadar 30 santim beden uzunluğu kol uzunluğuna bakalım kol uzunluğu 12 santim 12 ile 13 santim arası beden genişliğini görecek olursak beden genişliği 27 santimde beden genişliği arkasına şöyle bakalım arkasında da modelimiz aynı şekilde tekrarlar halinde ilerlemekte Dilediğiniz renklerle, dilediğiniz e, iplerle bu güzel çalışmamızı yapabilirsiniz. Tabi bebek kullanacağı için tüylü iplerden uzak durmak yerinde olacaktır. Evet. Şimdi e, yapımına geçelim. Ama öncesinde kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Kolay gelsin. Hemen başlayalım. Yeleğimi örmek için e, Ören Bayan'ın tarını kullanıyorum. %100 akrilik olan ipim. 100 gram ve 300 metreden oluşmakta. Renk numarasına baktığımızda 158 numaralı renge sahip çok tatlı bir rengi var. Sizler evinizde olan iplerimizde de bu çalışmamızı yapabilirsiniz. buçuk numaralı da tığımı kullanıyorum. Zincirimi çekerek yaka kısmından örmeye başlıyorum. Şöyle iç kısımdan ipimi çıkarıyorum dileyen yani arkadaşlarımız dış kısmından da örmeye başlarlar. Ama iç tabii ki daha akıcı bir şekilde ilerlemekte. Uç kısmını buldum. Hemen zincirimi çekerek örmeye başlıyorum. Bir tane düğüm attım. Bu düğümümüz. Şöyle zincirimi biraz ilmeği biraz rahatlatıyorum ve bölümleri için zincirimi çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincirimi e, önümüz için çektim. Diğer önümüz için de yine 10 tane zincir çekeceğim. Kolum için ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 şöyle e, düşük yani güzel bir derinlikte olan kol çalışması istediğim için 14 tane zincirimi de kolum için çektim ileğimizin arka kısmı için zincirimize devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 16 17 ve 18. 18 zincir de arkamız için çektik. Kolumuz için başlatıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 14 zincirimi de koluma çektim. Son ön için olan 10 tane zincirimizi çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9 ve 10 iliğimizin zincir olarak bölümlerini bu şekilde ayarladım. Hemen santimine bakalım. Şuradan birinci zincirimden başlıyorum. 26 santim zincirimizin ölçüsü. Şimdi trabzanlarımızı kurmaya başlayabiliriz. Daha büyük örecek arkadaşlarımız zincirimizi daha büyük çekerek örebilirler. Mesela 10 olan zincirimizi 14 çalışabilirler. 14 olan 18. Arkadaki 18'i hepsine 4'er tane ekleyerek artışlarını yapabilirler. Birazcık daha büyük isteyen arkadaşlarımız. Şimdi 1 ve 2 zincir geriye geliyorum. Bakınız 2 zincir geriye geldim. 1 zincir. 2 zincir geriye geldim. 2 zincir ilave ediyorum tığımın başını bir defa doluyorum. Geriye geldiğim ikinci zincirin içerisine girerek batıyorum. 1 2 3 defa da çekiyorum. Ve burası önümüzün ilk iki trabzanını oluşturdu. Toplam 10 trabzan olana kadar zincirlerimize birer birer batarak bir dolayıp 3 defa da örüyorum. Bir doladım. 1 2 3 defa da çıktım. 1 doladım. 1 2 3 defa da çıktım. Zincirlerimi hiç atlamadan ilerlemekteyim. Toplam 10 trabzan olana kadar örelim. 1 bakın bu zincirden döndü. 1. trabzanım. 2 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9'u örüyorum. Ve 10. trabzanımı da örüyorum. Toplam 10 tane trabzan. 10. trabzanımın üzerine 1, 2 tane zincir çekiyorum. Ve hemen yanındaki zincire batarak başlıyorum. Aynı yuvaya değil yanındaki zincire batıyorum. 14 tane kolum için Hazırladığımız zincirin her birine birer birer batıyor. Her birine bakınız. Toplam 14 olacak. Bütün zincirlerimizi bir bir örelim ve bir defa dolayıp 3 defa da çekelim. 14 trabzanımızı da ördüm sayalım isterseniz 2 4 6 8 10 12 ve 14 14 trabzan üzerine 1 ve iki tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak yandaki zincire giriyorum aynı yere değil bakınız yandakine batıyorum ve arkam için hazırlamış olduğum 18 tane zincirime birer birer trabzanlarımızı örüyoruz. Elimizi rahat tutalım. Çok sıkıştırmayalım. Toplam 18 trabzan arkamızda. Trabzanımı tamamladım. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16 ve 18. 18 trabzan üzerine yine iki zincir çekiyorum yanındaki zincir yuvasına batarak tekrar kolum için 14 tane çekmiş olduğum zincirimin her birine birer trabzanımı örerek ilk sıramı tamamlıyorum kolumun ilk sırasını 14 trabzanımı da kolum için ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14. Yine 2 zinciri hemen 14. trabzan üzerine ördüm aynı yere değil yanındaki zincirden önüm için hazırlamış olduğum 10 zincir içerisine 10 tane trabzanımı da örüyorum. Son önümüzü de ördük. 2, 4, 6, 8, 10. Başlangıcımızı önle yapmıştık. Bitişimizi yine önle örerek tamamladık. Şimdi bölümlerimize şöyle bakalım. Önümüzün ilki 10 tane trabzan. Kolumuz 14 trabzan. Arkamız 18 trabzan. Kolumuz tekrar 14 ve önümüz 10 trabzandan oluşmakta. İkinci sıramıza geçebiliriz. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Örgümün arkasını çeviriyorum. Ve buradan örmeye başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Örgümün hemen bakınız ikinci trabzanın üzerine giriyorum birinci trabzanı zincir sayıyorum katın tekini alıyorum kendimizden taraftakini alıyorum bakın kendimizden taraftakini aldım 1 2 3 tığımın başını doluyorum şuradaki bakın buğday gibi görünen bölümden giriyorum katın tek tarafını alıyorum ve örüyorum tekrar tığımın başını doluyorum katın tekini alarak trabzanlarımı örüyorum. Bir dolayıp 3 defa da örelim. 10 tane trabzanımın üzerine 10 tane yeni trabzanımı ördüm. 2, 4, 6, 8 ve 10. Bakınız hepsinin üzerine birer tane trabzanımı katın birisini alarak ördüm. Şimdi zincirimin olduğu yere geldim ve buraya 1, 2, 3 defa da aldığım 3 tane trabzan örüyorum. İlk artışımızı 3 artış olarak yaptık. Bakınız 3 tane 1, 2, 3. Araya 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere 3 tane trabzanımı örüyorum. Birinci artış sıramızda 3 tane artışımızı yapıyoruz. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımızı ördük. Ve yine kolumuz için olan 14 trabzanımızın birer birer katından alarak örüyoruz. İlkine giriyorum. Bakınız ilk trabzanımın katından giriyorum. 3 defa da alıyorum. Yine tek katından şu şekilde robamızı bu şekilde hep katın tekini alarak öreceğiz. tüm batmıyoruz. Şöyle daha hoş bir görünüm kazanması için robamız bu işlemi yapmaktayım. Bakın katın tekinden örerek artış yerine kadar ilerleyelim. Kolumuz için 14 tane trabzanımızın 14'ünü yine katın teklerinden alarak ördük ve ön yüzümüze bu şekilde düştüler. Şimdi zincirimin bulunduğu noktaya geldim ara bölümüne 3 tane trabzanım örüyorum zincirin altından girerek birinciyi ördüm doluyorum ikinci trabzanımı doluyorum üçüncü trabzanımı örüyorum 3 tane trabzanım ördükten sonra araya iki zincirimi çekiyorum şöyle ipimi biraz bu tarafı alıyorum yeniden aynı boşluğa 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 Aradaki artışımı 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan olarak örüyorum ve arkadayım şu an arkada da yine aynı işlemi tekrar ediyorum. Gidiyorum şöyle katın birisini alıyorum 3 defa daha örüyorum katın birini bakın sırayla arkayı da aynı şekilde tamamlayalım. Arkamızı da birer birer ördüm. Yine zincirimin bulunduğu noktaya geldim. Burada da yine 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. 3 trabzanımı ördüm. 1, 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. Ve yine trabzanlarımızın katının birini alarak kolumu örüyorum yine burada da 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan artış yapıyorum öndeki 10 tane trabzanımızı da ördükten sonra ikinci sıramızı tamamlayıp yeniden görüşelim ikinci sıramızın sonuna kadar örerek geldim son trabzanımızı da örüyorum şöyle tepesine batıyorum bunu 1 2 3 3 tane zincir çekip yukarıya çıkıyorum ve iki sırasını Probamızın örerek tamamladık. Şöyle bırakıp bakalım. Geleğimizin iki sırası bu şekilde tamamlandı. Bundan sonraki sıralarımızda artış olarak 3 değil. 2 şer trabzan, 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak yapacağız. Şimdi yeniden 3. sıramıza birlikte başlayalım. 3 zincirimi çekmiştim tığımın başını doluyorum ve yine ikinci trabzanımın bakın şöyle kendimden taraftan yine alıyorum 1 2 3 trabzanın başını doladım yine üçüncü trabzanımı bakınız kendimden taraftaki katını alarak örüyorum bir doluyorum üç defada alıyorum hep kendimizden taraftaki katlarını örüyoruz Kendimden taraftaki eliniz alışacak daha rahat hemen seri seri öreceksiniz. Üçüncü sıramızın ilk trabzan grubu yani önümüzü ördük. 13 tane trabzanımız oldu. Şimdi zincirimin hemen yanına geldim. Artık iki artış yapıyorum. Birinci trabzanım ördüm. Başını doluyorum. Bir ve iki ikinci trabzanımı da ördüm araya iki zincir çekiyorum tığımın başını dolayarak yine batıyorum 1 ve 2 bütün artışlarımızda aynı işlemimizi tekrar edeceğiz 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan hem kolumuzda arkamızda yani burada görmüş olduğumuz bütün bölümlerimizde ikişer ikişer artışımızı ve iki zincirimizi çekeceğiz şimdi Trabzanlarımıza aynı şekilde devam edelim. Tığımın başını doluyorum. Kendimden taraftaki bakınız katını alıyorum. Şöyle çekiyorum. Kendimden taraftaki katını alarak başlıyorum. Ve robamız yeterli ölçüye gelene kadar Trabzanlarını hep kendimizden taraftaki Tek kat olarak örüyoruz. Artışlarımızı ise 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan örüyoruz ve yeterli Roma ölçüsü olduktan sonra yeniden görüşelim. Trabzanlarımı her sırada ikişer ikişer artış yaparak örmeye devam ettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda 7 sıra ördüm. 7 sıramızın santim karşılığına bakalım. 9 santim. 7 sıramız. Şimdi 8. sırama ben başlattım. 8. sıramda artık gövdemi birleştirip kolumu ayıracağım. 8. sıramızın uzunluğuna baktığımız zaman da 10,5 cm olduğunu görmekteyiz. Şimdi yine aynı işlemlerimi yaptım. Geldim tam kolumun artış yerinin bulunduğu noktadayım. 2 tane trabzanımı yine örüyorum. 1 ve 2. 2 trabzanımı ördükten sonra 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kolumuzun altını bu rahatlatmak için olacak. Yani giydirirken, çıkarırken ya da bebeğimizin üzerindeyken rahat durması için altta da kıyafet olacağı için 5 zincirimi çektikten sonra tığımı başını doluyorum. Şu şekilde bakınız büküyorum. Burayı örerek gelmiştim. Şöyle görmenizi istiyorum. Örerek geldim. iki artışımı yaptım. ikinci artışımın üzerine 5 tane zincirimi çektim. Ve kolumu ördüğüm bu bölümü şöyle büküyorum. Yine ayrım yerinin bulunduğu noktaya geliyorum. Tığımın başını bir defa dolayıp yine iki tane artışımı buraya yapıyorum. Bir ve iki. İki artışımı yaptıktan sonra yine katların tekini alarak diğer kolumun bulunduğu noktaya kadar birer birer trabzanlarımı örerek ilerliyorum. trabzanlarımızı bu şekilde birer birer örelim yine katlarının tekini alıyorum kolumu birleştirdikten sonra arkamızın da trabzanlarını birer birer örerek geldim yine hemen kolumun yanı başındaki artışın bulunduğu noktadayım buraya iki tane trabzanımı örüyorum bir ve iki yine diğer kolumuzun altında çektiğimiz gibi beş tane zincirimizi çekiyoruz bir iki 3, 4, 5. Zincirimizi çektikten sonra bükme işlemini yapıyoruz. Ve yine diğer artışımın bulunduğu noktaya gelerek iki tane trabzanımı buraya da örüyorum. 1 ve 2. Tığımın başını doluyorum. Katların birerini alarak başa kadar trabzanlarımı tamamlıyorum. Bakın stığımızın ucuyla şu boşluklara girdiğimiz zaman şöyle bakın katın tekini çıkarıp alıyoruz. Eliniz zaten alışmıştır. Trabzanlarımızı ördük. Sona geldik. En son trabzanı bitirdikten sonra bu sıramızda sık iğne öreceğiz. Bir tane zincirimi çektim. Örgümün yönünü çevirdim. Hemen ilk trabzanın dibine Bakınız başını dolamıyorum. Hemen batıyorum. İpimi alıp kapatıyorum. Birinci sık iğnemi, birinci trabzanımı ördüm. İkinci trabzanıma batıyorum. Örüyorum. Sık iğne yapıyoruz. Sık iğne örgüsü dediğimiz başını dolamadan batıp tekrar kapatmakta. İki tane ördüm. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci sık iğne sıramızı ördük şimdi trabzanımızı örerek başlayalım önce ilk zincirimizi çekerek başlıyoruz 1 2 3 3 tane zincirimi çektim bu kenardan bu şekilde devam edip ilerleyecek tığımın başını doluyorum bir tane sık iğne atlıyorum ikinci sık iğneye gelerek batıyorum ve trabzanımı örüyorum 1 2 3 Tığımın başını tekrar doluyorum. Aynı yere bakınız. Aynı yere batıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü kez tığımın başını dolayarak aynı yere giriyorum. Üç defa aynı yere trabzanımı ördüm. Araya zincir çekmiyorum. Bir defa tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum. iki atlıyorum. Üçüncü sık iğnemin içerisine girerek üç tane trabzanımı örüyorum. İki, ve 3. Bakınız aynı yeri ördüm. Tığımın başına yine zincir çekmeden doluyorum. Bir atlıyorum, iki atlıyorum, üçüncüye batıyorum. Ve bir defa dolayıp üç defa da ördüm. trabzanla aynı noktaya örüyorum. Tekrar tığımın başında doluyorum. Bir atlıyorum, iki atlıyorum, üçe batıyorum. Üç tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 2 atlayıp üçüncüye batarak aynı noktaya üçer trabzanımız örüyoruz 2 atlayıp 3ü trabzanımıza batarak bütün trabzanlarımızı örerek geldim aynı noktaya 3 tane trabzanımı ördüm ve en son bitiş yerim deyim 3 trabzanımı ördükten sonra tığımımı başını doluyorum son sık iğnemin üzerine batarak bir tane trabzanla bitişimi yapıyorum başlarken 3 tane zincirimizi çekmiştik biterken ise trabzanımızla bitiriyoruz şimdi bir tane zincir çekiyorum en sona ördüğüm trabzanın tepesine batıyorum ve burada bütün trabzanlarımı birer birer sık iğne ile örerek başa doğru ilerliyorum her bir trabzanımıza birer sık iğne arada zaten zincirimiz yok öyle olunca bir uçtan diğer uca kadar bütün trabzanlarımızın üzerine birer tane sık iğnelerimizi örelim. Trabzanlarımın üzerlerine sık iğnelerimi örerek geldim ve bir uçtan diğer uca kadar sık iğnemle tamamladım. Şimdi en son sıradaki sık iğnemi de ördükten sonra bir. 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını iki defa doluyorum. Bakın iki defa doladım. Ortadaki şu görmüş olduğum trabzana yandan giriyorum. 3 tane trabzanım vardı. 2 doladım. Yandan girip öne kabartıyorum ve başlıyorum ikişer ikişer örmeye. 1 2 ve 3. İkişer ikişer ördüm. Tekrar tığımın başını bir defa doluyorum. Tam tepesine batarak bir tane trabzanımı örüyorum. Bir dolayıp üç tane de çektim. Tekrar iki defa doluyorum. Yine aynı trabzanıma yandan giriyorum. Bir, iki, ikişer ikişer çekiyorduk. Bakınız iki defa doluyorum. Yandan giriyorum. İkişer ikişer alıyorum. Bir, iki, üç. Şu şekilde ördüm. Yine araya zincir çekmeyelim ve bütün bu üçlü gruplarımızı hep aynı işlemi yapacağız. 3 tane trabzanımızın ortadakini ördük e, ve yine bakınız ortadakini yandan iki defa bir de tepesini örerek yine üç tane trabzanımızı örmüş olduk. Zincirimi çekmiyorum. İki defa doluyorum. Alttaki trabzanıma yandan giriyorum. Tam ortadakine ikişer ikişer alıyorum. Bir. 2 3 biraz rahat alıyorum. Tığımın başını doluyorum. Tam tepesindekine bakın bir defa doladım. 1 2 3 defa da çekiyorum. Tekrar 2 defa doluyorum. Yine yandan giriyorum. 2 2'şer 2'şer alıyorum. Tığımın başını 2 defa doluyorum. Diğer üçlü grubuma geçiyorum. Ortadan girerek 1 2 3 Tekrar tığımın başını 1 doluyorum. İkinci trabzanımı 1 bir doluyorum. 1 ile 3. trabzanımı 2 defa dolayarak hepsini ortadaki trabzan üzerinde örüyoruz. Ve bakın bu şekilde kabartılı boyutlu bir çalışma ortaya çıkıyor. 2 defa doluyorum. Bir sonraki grubun ortasına girerek 2'şer şer alıyorum. 1 doluyorum. Tam tepesine batıyorum. 3 defa da çekiyorum. 3. kez yine 2 defa doluyoruz. Aynı yere yandan giriyoruz ve burada yaptırmış olduğumuz bu 3 trabzanı diğer bütün trabzanlarda da aynı şekilde yaparak tamamlıyoruz. Birinciye bakın ortadan yandan giriyorum. 2 dolayıp 3 defa da çekiyorum. İkincisinde bir defa dolayıp tepesine batıyorum. Üçüncü kez yine 2 defa dolayıp yandan giriyorum. Ve bu şekilde örüyorum. Araya zincir çekmiyoruz. Sona kadar devam edelim. Sıramı tamamladım. Ve en son trabzanımızı sizlerle birlikte örelim. Şöyle bakın ne kadar güzel oldu. Umarım sizlerinki daha da güzel olmuştur. Evet son üçlüyü ördüm. Kenardaki bir trabzanımızı öreceğiz şimdi. Tığımı başını doluyorum. En sondaki trabzanımın tepesinde bir sık iğnemiz vardı. Oraya batırıyorum. 1 2 3 defa da alıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Hemen dibine batıyorum. Sık iğne Buradaki sıramız bütün sıra, e, trabzanların üzerine birer sık iğne örmek olacak. Örgümüzün arka yüzünü sık iğne ile örüyoruz. Ön yüzde ise trabzanlarımızı örerek devam edeceğiz. Hiç atlamadan, zincir çekmeden her bir trabzanım üzerine bakınız batıyorum ve devam ediyorum. Sık iğnemi örerek sıramı tamamladım. Bakın bütün trabzanlarım üzerine sık iğnelerimizi ördüm. 3 tane trabzanımız vardı. Her birinin üzerine birer birer ördüm. Şimdi sıramın sonundayım. Sıramızın sonunu da birlikte çalışalım. Bakın bu kenarda bir tane Zincirden döndüğümüz trabzanımız vardı. Onun da tepe noktasına gelerek bir tane sık iğnem örüyorum. Lütfen buna dikkat edelim. Bu birler çok önemli. Kalırsa e, yeleğimizin ön kısmı bozulur. Yani ilmeğimiz eksik kalacağı için yani e, trabzanımız içe doğru bir e, çekme olur ve güzel görünmez. Hemen son sık iğnemin üzerine bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Burası kenarımız oluyor. Ve bir, iki defa doluyorum. Aşağıdaki, bakınız ortada duran trabzanıma yine yandan giriyorum. Bir üstteki yapmış olduğum gibi bakın, iki doladım. Ortadaki trabzanımı yandan girdim. Şöyle biraz ilmeğimi rahatlatıyorum. İkişer ikişer alıyorum. Bir, iki ve üç. Tığımın başında doluyorum. Bu kez tam tepesine, bakın buradaki tek trabzanımın tepesine batıyorum. Bir, iki, üç. Ortadakini tek doluyoruz. İki doluyorum. Yine aynı trabzana yandan girişimi yapıyorum. İkişer ikişer örüyorum. Üçünü ördükten sonra yeniden iki defa doluyorum. Diğer grubuma geçiyorum ve ortadakine yandan giriyorum. İkişer ikişer örüyorum. 1 2 3. Tığımın başını doluyorum. Tam tepe noktasına batıyorum. Bir defa doluyorum. Bakınız ortayı. 3 defa da alıyorum yeniden 2 defa doluyorum aynı ortadaki trabzanıma batıyorum ilmeğimi rahatlattıktan sonra 3 defa da alıyorum 2 defa doluyorum hep ortadaki trabzan üzerinden işlemimizi yapmaktayız ikişer ikişer örüyorum bir dolayıp bir iki üç ortadakini tek doluyoruz arkadaşlar iki doluyorum yeniden aynı trabzanıma girişimi yapıyorum ve örüyorum. 2 doluyorum. Yandan giriyorum. Tepe noktasına batıyorum. 2 doluyorum. Ortadakine tek dolamıştım. Bu şekilde örgümüzü devam ettiriyoruz. Büyüdükçe çok çok daha güzel olmakta gördüğünüz gibi şimdiden bile harika oldu. 2 doluyorum ortadakine giriyorum aralarda zincirimiz yok arkadaşlar bir doluyorum tam tepeye batıyorum 2 doluyorum yine aynı noktaya girişimi yaparak devam ediyorum ve bu şekilde bir sırada trabzan bir sırada sık iğnemizi örerek yeleğimiz istediğimiz boy olana kadar örmeye devam ediyoruz Yeleğimizi örmeye devam ettim ve böyle güzel bir görüntü ortaya çıktı. Çok hoş durmakta bakınız ne kadar güzel. Bu yeterli ölçü benim öreceğim ölçü yani yelek için. Bu kadar bir ipim kaldı. Kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sıra ördüm bu şekildeki saç örgüsünü. En son sık iğnesini de yaptım ve son bitirme işlemini sizlerle birlikte yapmak için ben ipimi kesmedim. Şöyle bakın bir tane de en son sık iğnemi battıktan sonra en son sık iğnem ve bir zinciri çekip ipimi buradan kesiyorum. Kalan ipimi başka bir yerde kullanmak için ayırıyorum ve beyaz renkli ipimle kenarlarımı örmeye başlıyorum. Bir tane kolumuzu bakınız şu şekilde ördüm. Diğer kolumuzu da sizlerle birlikte örelim. Kolumuzu örmek için her zaman kol altından başlayalım. Başlangıç ve bitiş kol altından olduğu zaman daha güzel olmakta. Herhangi bir yerine batıyorum. Şöyle ortalayarak batsın ipimi sıkıştırıyorum battığım yerden ve ipimi sol tarafa alıyorum bir tane de zincirimi çektikten sonra tığımın başını bir defa dolayıp trabzanıma bulunduğu noktaya geliyorum ve başlıyorum bir iki iki defa da alıyorum bir trabzan ördüm 2 3 dört beş tane trabzan ördüm ben ikili çektim ama isterseniz üçlü olarak da çekebilirsiniz 5 trabzanı ördükten sonra buradaki artış yerinin olduğu noktaya gelerek battım. Tığımın başını doladım. 1, 2, 3.ye gelerek battım. Ee, diğer tarafta araya girmiştim galiba. Evet. Tam arasına girdim trabzanın. Bu noktaya değil. 1 atladım. 2 atladım. Şöyle araya battım. 5 tane trabzanda bu noktaya örelim. 2, 3, 4, ve 5 5 tane trabzanım ördüm 1 2 iki, ikinciye batıyorum bu kez bakın sık iğneleri ikinciye diğerini üçüncüye batıyorum 1 2 üçüncüye giriyorum 5 tane trabzanımı örüyorum 2 3 4 ve 5 5 trabzanımı ördükten sonra bir atlıyorum ikinciye batıyorum sık iğnemi ikiye battım 1, 2, üçüncüye batıyorum ve bu şekilde sona kadar tamamlıyorum. Kol altına kadar beşer trabzan bir sık iğne örerek geldim. Kolumuzun altından başlangıç noktamıza kadar bir tane sık iğne örüp bir zincir çekip batıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir sık iğne batıyorum, bir zincir çekiyorum ve başlangıç noktamın hemen yanına gelip batıp ilmeğimi kaydırıyorum ve bir zincir çekiyorum. Ve buradan ipimi kesiyorum. İpimi kestikten sonra ipimizi iç kısma doğru şöyle uzaktan alıp gizleyelim. Ve yeleğimizi ön kısmından örmeye başlayalım. Bir zincirimi çekiyorum ve hemen örmeye başlıyorum. Sık iğnemin içerisine girdim en son bitirme sıramız sık iğneydi ve ipimi yan tarafa doğru uzattım şöyle tığımın başını bir defa doladım Sı trabzanlar arası bir sık iğnemin bulunduğu nokta vardı o noktaya giriyorum ve buraya 5 tane trabzanımı örüyorum 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördüm bir sonraki iki trabzan arası sık iğneme giriyorum ve oraya sık iğne olarak batıyorum. Tekrar tığımın başında doluyorum. İki trabzan arası sık iğnenin bulunduğu noktaya giriyorum. 5 trabzan da buraya örüyorum. 2 3 4 ve 5 İki trabzan arası sık iğnemi sık iğne olarak batıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bu kez diğer sık iğnemin bulunduğu yere 5 trabzan şeklinde örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bir sonraki bölüm arası sık iğneme giriyorum. Sık iğne olarak batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir sonrakine yine trabzan olarak örüyorum. Bir trabzan bir sık iğne olarak yakamızın bulunduğu noktaya doğru ilerleyelim. 5 tane ördüm. Şimdi bir sonraki araya sık iğne olarak batıyorum. Ve şöyle görelim bakınız. Yakamızın bulunduğu noktaya kadar örerek geldim. Şu şekilde görülmekte. Şimdi bir sık iğnemi ördüm. Tığımın başını doluyorum. Hemen bakın buradaki trabzanın bulunduğu yere başını doladım. Tek seferde çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. İlk trabzanın olduğu yere girerek tek seferde çekiyorum. Şimdi çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzanıma girip alıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzan aralığına giriyorum. Ve bu şekilde her bir trabzan aralığına bir defa başını dolayarak batıyoruz. yıkımızın bulunduğu noktada beşerli trabzan gruplarını örmüyoruz. Araya giriyorum. Diğer taraflarında birer birer atlamadan örüyorum. Eğer eliniz sıkıysa arada atlayabilirsiniz. Mavi gibi olacak olursa her sıraya değildi. de arada bir atlama yapabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kötü bir görünümü yok. Gayet güzel bir görünümü var. Başını dolayıp alıyorum. Yakamızı tamamlayalım. Trabzanlarımızı örerek geldim diğer trabzanımla birebir karşılıklı aynı yere buradaki 5 trabzanımızı örmemiz gerekmekte. 1, 2, 3, 4'e geçişle 3'ün birleşme noktasında trabzanımızın olduğu yer. Burada da aynı işlemi yapalım. 1, 2, 3 şu kısma örmemiz gerekmekte. 3 ile 4'ün birleşim yerine. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3, 3 ile 4 şu kısım oluyor ve başlıyorum ikili trabzanımı örüyorum toplamda 5 tane ikili trabzanımı bu noktaya örüyorum 4 oldu 5. ve son trabzanımı örüyorum ve diğerine bakıyorum bakınız bir tane atladım hemen ikisinin birleşik yerine sık iğnemi battım şu kısma tekrar tığımın başını doluyorum diğerinin birleşme yerine 5 tane trabzanımı örüyorum 2 3 4 ve 5 5 şimdi ördüm ve yine sık iğnemi yine kontrol ediyorum bakın bir sonraki birleşme noktasına sık iğnemi ördüm bu şekilde kontrollerimizi yaparak bir sık iğne 5 trabzan örerek aşağı doğru ilerleyelim sona kadar örerek geldim birebir aynı şekilde karşılıklı beyazlarımızı uyguladık şimdi etek ucumuza geldim sık iğnemin olduğu yere gelerek batıyorum bir tane sık iğne örüyorum tığımın başını doluyorum bir atlıyorum iki atlıyorum burası köşe olduğu için hemen bir atladım ya yani ikinciyi atlamayalım ikinciye gelerek batalım ve buraya 5 tane trabzanımızı örelim köşemizin dönüşünde sadece bir atladım 5 tane 2 4 bir tane daha ördüğüm zaman 5 trabzanım oldu 5 trabzanımı ördüm ve hemen bir ikinciye yine batıyorum burası köşe olduğu için kasmasın ikinciye battım tığımın başını doluyorum 1 2 üçüncüye batıyorum artık bundan sonra üçüncü trabzanlara batalım 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördüm 1 2 3. sık iğnemi batıyorum tığımın başını doluyorum 1 atlıyorum 2 atlıyorum 3. 5 tane trabzanımı örüyorum 2 3 4 ve 5 5 trabzanı ördüm 1 atlıyorum 2 atlıyorum 3. sık iğne tığımın başında doluyorum, bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncüye beş tane trabzan şeklinde örerek son sıramızı tamamlıyoruz yeleğimizin altının sonuna kadar örerek geldim en son yine bakınız sık iğnem ördüm bir atladım ikinciye batıyorum bir atladım ikinciye batıp beş tane trabzanımı bu noktaya örüyorum 3 4 ve 5 başlangıç yerimize gelerek batıyorum ve ipim bakınız ben koparmıştım bir tane de zincirimi çekiyorum ve burayı tamamlıyorum yeleğimizin etek uçlarını ön kısmını bu şekilde örerek tamamladık çok güzel oldu İnşallah sizler de beğenerek örmüşsünüzdür benimle birlikte şu tabi bazen ışıktan renk değişimleri olabilmekte de onu anlayışla karşılamanızı umuyorum Evet şimdi bir tane pomponla pomponumuzu kullanacağımız zincirimizi de çalışalım. Yeleğimizin kenarlarını diktikten sonra iki tane pomponumu yaptım ve bir de pomponumu bağlayacak yaka zinciri çalıştım. Buradaki zincirimizi birazcık daha büyük numaralı tığımla şöyle istediğiniz kadar örebilirsiniz. Ben hemen hemen 60 santim kadar ördüm. Şimdi yakamızdan geçirip ucuna pomponlarımı bağlamak istiyorum. İlk sıradan geçirelim. Dilerseniz bir çengelli iğne ile geçirebilirsiniz. 3 tane trabzanımı ayırdım. Yanından giriyorum. Çengelli iğne ile daha kolay olacaktır. Yine 3 tane trabzanımı ayırdım. Altından geçtim. 3'er 3'er ayırarak ilerliyorum. Şu şekilde ilk yeşil trabzanıma taktım. Tekrar 3 tane trabzanımı ayırdım. Yukarıya çıkıyorum. 3 trabzan uç noktaya kadar gelelim sona kadar takarak geldim en son bakınız uç kısımdayım yukarıya doğru çıkarıyorum bu şekilde geçirdim şimdi karşılıklı her iki tarafta da zincirlerimiz kaldı bakınız bunların ucuna pomponlarımızı isterseniz dikin isterseniz bağlayın nasıl kolay olursa o şekilde yapalım ben şöyle e, dikmek istiyorum Zincirimi dikelim daha sağlam olsun. Zincirimin ucunu aldım, iğnemi taktım. Tam ucuna değil, bir zincir daha içerden alıyorum. Bakınız, iyice sıkıştırıyorum. Buradan biraz pomponumdan, biraz daha zincirimden geçirerek buraya sağlam bir şekilde dikiyorum. Birkaç tane yapalım orta bağlantı yerinden. Diğer pomponu da aynı şekilde dikelim. Evet sevgili arkadaşlar tamamlamış olduğum pomponumu da diktim zincirimin ucuna ve kullanılmaya hazır hale geldi yeleğimiz. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.